Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınları biyoloji YGS-LYS soru bankasının 155 ve 156. sayfalarında yer alan evrim konulu ikinci testini çözeceğiz. Başlayalım. 1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir fırtına bazı böcekleri okyanusun üzerinden yüzlerce kilometre ötede bir adaya savurduğunda rüzgar yeni çevreye en iyi uyum sağlayanları seçerek taşımamıştır. Bu olaya genetik sürüklenme denir. Şimdi burada Bazıları ne yapmış? Rüzgar tarafından alınıp başka bir yere götürülmüş. Ve bu götürüm sırasında da çevreye daha iyi uyum sağlayanlar seçilmemiş. Tamamen rastgele olmuş bu olay. Hiçbir şekilde bir kural, bir işte uyum sağlamıştık ya da sağlamamıştık söz konusu değil. Buna göre demiş hangisi söylenebilir? A. Evrim her zaman kuralına göre ilerler. Söylenemez. Çünkü burada kural söz konusu değil. Kim neye denk gelmişse gidiyor. B. Genetik sürüklenmenin evrimli etkisi yoktur. Asla böyle bir şey söyleyemeyiz. Mutlaka etkisi vardır. Sonuç olarak o da oradaki canlıları bir şekilde etkilemiş oluyor. C. Genetik sürüklenme doğal seçilimden daha kapsamlıdır. Daha kapsamlı değildir. Doğal seçilim daha kapsamlı bir kavramdır. Genetik sürüklenme tamamen rastgele olmuş, oluşmuş olan bir olaydır. Hiçbir kuralı yoktur. D. Şans faktörü popülasyonun yapısını etkilemez. Etkiler tamamen şans faktörüne bakılı olarak ne yapmış popülasyonun bir kısmı gitmiş ve bu gidişte de hiç ki hiçbir şekilde uyum falan söz konusu değil. E seçilim her zaman iyilerin lehine işlemeyebilir. Bu kesinlikle doğrudur. Buradaki seçilim hiçbir şekilde uyum yapanların ya da yapamayanların lehine ya da aleyhine işleyen bir durum değil. Tamamen tesadüfi olarak gerçekleşmiş. Yani burada iyi uyum yapanlar kazanmadılar. Uyum yapamayanlar da kazanmadılar kim neye denk geldiyse gerçekleşti. 2. Evrime göre aşağıdakilerden hangisi ilk canlının özelliklerinden değildir? Şimdi ilk canlı nasıl bir canlı? Önce bir ondan bahsedeyim. İlk canlının biz işte yapılan araştırmalar sonucunda prokaryot olduğunu biliyoruz. Zaten ökaryot olmasını beklemeyin. O kadar gelişmiş bir canlı olamaz ilk canlı. Bunun dışında oksijensiz solunum yapan bir canlıdır. Ve asla ilk canlının fotosentez yapmasını da ya da kemosentez yapmasını da beklemiyoruz. Yani bu canlı ototrof değil heterotrof bir canlıdır. A. Oksijensiz solunumlu enerjisini üretir. Bu doğrudur. B. Tek hücrelidir. Prokaryot olduğu için zaten yine de yazayım. Tek hücreli olmak zorundadır. Çok hücreli olan bir prokaryot canlı yok. C. Hücresel organeli yoktur. Şimdi prokaryotlarda organel var mıdır? Vardır. Nedir o organel? Ribozomdur. Ama burada ne diyor? Hücresel organeli yoktur diyor. O zaman bu yanlıştır. Çünkü prokaryotların ribozomları vardır ve o bir organeldir. Ama mesela deseydi ki hücresel zarlı organeli yoktur. O zaman doğrudur. Çünkü e, ribozom zarsız bir organeldir ve birçok zarlı organel var. Mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, Golgi, koful, lizozom gibi. Bunlar zarlı organeller ve prokaryotlarda bunların bulunma imkanı yoktur. Cevap çıktı ama diğerlerine de bakalım. Heterotrof beslenir. Doğrudur. Suda yaşar. Bu da doğrudur çünkü hayat suda başlamıştır. Suda başlamasının sebebi de suyun havanın olumsuz şartlarından korunaklı olması ve karaların canlıların yaşamına uygun olmamasıdır. 3. Evrime göre yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinin ilk oluşandan en son oluşana doğru sıra sıralanması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Fosforilasyonu sıralamadan önce size mekanizma sıralaması yapayım ben. Şimdi öncelikle oluşan ilk canlımız oksijensiz solunum yapan bir canlıdır. Daha sonra fotosentez yapan canlılar ortaya çıkmıştır. Ama bu fotosenteze biz anoksik koşul diyoruz. Yani oksijensiz ortamda bir fotosentez yapılıyor. Oksijen kullanılmadan. Zaten bu canlılar oksijen üretiyorlar ve atmosferin oksijen kazanmasını sağlıyorlar. Bunun ardından da o zaman oksijenli solunum yapan canlılar ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla sıralama yapacak olursak önce olayımız substrat düzeyinde fotosentez fosforlasyonla başlıyor. Yani bir substrat düzeyinde fosforlasyon dediğimiz şey oksijensiz solunumda kullanılan fosforilasyondur. Ama sadece oksijensiz solunumda kullanılmaz. Oksijenli solunumda da kullanılıyor. Ama sonuç olarak ilk oksijensiz solunumla başladığı için önce SDF yapılacak. Daha sonra Fotofosforilasyon yapılacak. Fotosentez başladığı için ama bu ilk fotosentez yapan canlımız oksijenli solunum yapmayan bir canlı. Yani oksijensiz solunumuna devam ederken fotosentez yapıyor. Daha sonra da oksijenle atmosferin dolması sayesinde oksijenli solunum yapan canlılar ortaya çıkacak ve cevabımız 1 3 2 olacak. 4 bu durumu en iyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? İnsektisitler zararlı böcekleri öldüren zehirlerdir. Biz insektisitleri tarıma zarar veren, sıtma gibi hastalıkları yayan, evde rahatsızlık veren böcekleri öldürmek için kullanırız. Fakat insektisitler başlangıçta böceklerin %99'unu öldürseler de, daha sonraları bu etki giderek azalmaktadır. Çünkü insektisitlere direnç geni taşıyan böcekler çoğalarak sayılarını artırırlar, dirençli olmayanlar ise ölürler. Bu nedir dersek bu doğal seleksiyondur. Yani ne olmuş? Çevre şartlarına biz ne koymuşuz? Böcek ilaçları koyarak çevre şartlarını değiştirmişiz. Başlangıçta evet hepsi ölmeye başlamışlar ama daha sonra o böcek ilaçlarına tahammül edebilen böcekler ne yapmış? Ortama adapte olmuşlar ve uyum sağlayamayanlar ölmüşler ve doğal seçilimde hayatta kalmaya başlamışlar. Beşinci sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda sudan karaya geçişte kazanılan adaptasyonlardan değildir? Evrime göre ilk hayat suda başlamış, daha sonra canlılar karaya uyum sağlayacak özellikler kazanmıştır. Neden suda başladığını da açıklamıştım ama tekrar söyleyeyim. Suyun daha korunaklı olması ve karaların yaşama o an için tam uyumlu olmamasından kaynaklanıyor. A. Azotlu boşaltım ürünü olarak amonyak yerine üre ya da ürik asitin atılması bu adaptasyonlardan bir tanesidir. Neden derseniz amonyak çok zehirli bir maddedir. Zehir oranı çok yüksektir ve canlının amonyak atabilmesi için çok fazla suyla seyreltmesi gerekmekte. Yani canlı eğer amonyak dışarı atıyorsa boşaltım atığı olarak, amonyan yanında çok fazla su atmak zorunda kalıyor. Bu da onun çok fazla su kaybetmesine yol açıyor. Suda yaşayan bir canlının da su kaybetmek gibi bir telaşı olamaz. Zaten suyun içinde kaybetse gene alacak. Ama üre ve ürik asite doğru gidildikçe boşaltım atıkları birazcık katılaşmaya başlıyor. Kime göre? Tabii ki amonya göre. En katılaşmış boşaltım atığı ürik asitken en sıvı boşaltım atığı da amonyak olmuş oluyor. Dolayısıyla karaya geçişte sudan uzaklaşıldığı için boşaltım atıkları da katılaşıyor ki su kaybını engelleyebilmek için. B. İç döllenme ile ilgili yapıların gelişmesi bu da bir adaptasyondur. Çünkü biz genellikle suda yaşayan canlılarda dış döllenme görüyoruz. Bunun sebebi de ne? Ortam nemli olacağı için oluşan yumurta ya da zigot ya da embriyo her neyse bu suyun içinde korunaklı olabiliyor. Ama karaya geçtiğimizde karada artık nem olmadığı için ve suyun olmadığı bir yerde hayattan bahsedemeyeceğimiz için döllenmenin içeride olması gerekiyor ki canlı üreme yapısını vücut içinde koruma altına alarak yavrusunu korumaya başlıyor. C. Solunum organlarının vücut içine çekilmesi. Bu da aynı şekilde bir adaptasyondur. Çünkü solunum organlarının tamamının bir ortak özelliği vardır. Bu da nemli ortam gerektirmesidir. Ve su içine yaşayan canlılarda zaten ortam yeterince nemli olduğu için vücudun içine gerek yok böyle bir şey. Yani solunum organını bu kadar da korumaya gerek yok. Zaten ortam nemli olduğu için dışarı bakan solunum organları bu nem sayesinde görevini yerine getirebilir. Ama Karada yaşayan canlılarda ortam nemini kaybettiği için solunum organları dışarıda kaldığında kuruma yapacaktır. Bu da solunumu olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden solunum organı vücudun içine çekilerek bu kuruma önlenmeye çalışılacak. D. Embriyonun kurumasını önleyen amniyon kesesinin oluşması. Bu da bir adaptasyondur. Amniyon kesesi embriyonun dışında bulunan ve embriyoyu koruyan bir yapıdır. Suda yaşayan canlılarla bunu çok fazla göremiyoruz. Çünkü zaten onlar suyun içinde yaşadıkları için onun nemini koruyan bir keseye ihtiyacı olmamış oluyor. Ama karada yaşayan canlılarla bu nemi korumak için bir kese gerekmekte. E boşaltım organlarının gelişmesi ise yanlıştır. Karaya geçilince daha gelişmiş boşaltım organı olacak diye bir şart yoktur. Boşaltım organının gelişmişliği suyla ya da kara ile alakalı bir şey değil, canlının gelişmişliği ile alakalı bir olaydır. 6. sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açılan evrime örnektir? farklı kökenden geldiği halde aynı ortamda yaşadığı için yakın akraba gibi görünen canlılar daralan evrimi oluşturur. Yani burada canlının arası, aslında iki canlı arasında bir akrabalık yok. Sadece aynı ortamda yaşadıkları için canlılarda birbirlerine benzeme görülmüş. Biz buna daralan evrim diyoruz. Bunun da tam tersi açılan evrim zaten Aynı kökenden geldiği halde farklı ortamlarda yaşadığı için uzak akraba gibi görünen canlılar ise açılan evrim oluşturur. Bu da şöyle aslında canlı yakın akraba ama iki farklı koşulda yaşadığı için canlıda bazı değişiklikler ortaya çıkmış. Buna da açılan evrim adını verdik. Hangisi açılan evrim örnektir? A. Fok ile insan. Kesinlikle cevabımız budur. Her ikisi de memelidir. Foku balık zannedenler var. Lütfen Fok balık falan değil. Fok memeli bir canlıdır. Ama fok suda yaşar. insan ise karada yaşar. Yakın akraba olmalarına rağmen bu iki canlı yaşam koşulları birbirinden farklı olduğu için farklılaşma göstermişlerdir. Şimdi fokun işte kol bacak yapısıyla benim kol bacak yapımın genel anlamda aynı olmasını beklemiyorum. Aslında köken Aynı ama görüntümüze baktığımızda çok farklı bir görüntü olduğunu görüyoruz. Diğerlerine bakacak olursak balina ve köpek balığı mesela buradaki evrim daralan evrimdir. Çünkü balina bir memelidir. Köpek balığı ise bir balıktır. Aslında yapı anlamda birbirlerine çok da fazla benzemezler ama aynı ortamda yaşadıkları için onlar birbirine benzerlik göstermiş. Canlılardır. Yarasıyla penguen zaten bunlar arasında benzerlik bile yok. Ne açılan ne daralan diyebilirim. Yılan ile solucan mesela bu da neye daralana örnek gösterilebilir. Sonuçta her ikisi de sürünerek hareket ediyor. Aslında yakın akraba falan değiller ama gene çevre şartları, yaşama şekilleri onları birbirine benzemesine yol açmış. Bu yüzden solucanların sürüngen, sürüngenlerin e, işte solucan olduğunu düşünenler olabiliyor. Sinek ile kuş mesela bu da daralana örnektir. Sinek ile kuş arasında aslında bir bağlantı yoktur. Ama ikisi de uçabilen canları olduğu için evrimsel anlamda daralan evrime örnek vermiş oluyoruz. 7. sorudayız. Yukarıdaki şemada evrim zincirinin basamakları verilmiştir. Buna göre X ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? X'e bakalım. Kalıtsal varyasyonlar neye yol açar? Yol açtığı şey de adaptasyona yol açıyormuş. Bu direkt doğal seçilimdir. Çünkü kalıtsal varyasyonlar nedeniyle canlılar aynı çevre şartlarına farklı tepkiler verirler ve doğal seçilimle bazı canlılar ölürken bazıları yaşamaya başlarlar. Bunun sonucunda da ortama bir uyum gösterme durumu olduğu için adaptasyon dediğimiz olay ortaya çıkmaya başlayacaktır ve cevabımız da C'dir. 8 Evrime göre aşağıda verilen yapıların oluşum sırası yapıldığında hangisi baştan 3. sırada yer alır? Şimdi hayatın başlangıcına baktığımızda hani canlılar ortaya çıkarken hangi organik maddeler önce oluşmuş, hangi hücre önce oluşmuş diye bakacak olursak bunlar içerisinde ilk oluşan amino asittir. Yani birincisi amino asittir. Daha sonra bu amino asitlerin birleşmesiyle proteinler oluşmuştur. İkincisi proteindir. Daha sonra bir DNA molekülü oluşmuş ve etrafı bir protein proteinle kaplanmıştır ve bir nükleoprotein ortaya çıkmıştır. Daha sonra koeservat adını verdiğimiz yani nükleoproteinin etrafının basit bir zarla çevrilmesiyle oluşan hücre öncülü dediğimiz yapı oluşmuştur. Daha sonra da koeservatın gelişip prokaryot hücre haline gelmesiyle de ilk heterotrof canlı ortaya çıkmıştır. Bu canlı nasıl bir canlıydı? Prokaryot oksijensiz solunum yapan ve e, suda yaşayan tek hücreli bir canlıydı ve üçüncü soruyu sorduğu için de cevabımız B olmuş oluyor. Dokuzuncu sorudayız. Buna göre insanlar tarafından canlıların koruma altına alınması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? İnsanlar istenilen özellikleri taşıyan bazı canlıları koruma altına almıştır. Örneğin yemek için yetiştirdiğimiz bitki ve hayvanlar çoğunlukla kendi yabanıl atalarına çok az benzerlik gösterirler. Bu da canlılar arasındaki değişimi destekler niteliktedir. Şimdi burada ne yapılmış? Bazı canlıları biz doğal ortamından alıp seçmişiz ve onları yapay olarak yani doğal ortamının dışında yetiştirmişiz başlamışız. Yani çevir şartlarına uyum sağlama söz konusu burada ama bu uyum doğanın kendi dengesi içinde gerçekleşmiyor. İnsan müdahalesiyle gerçekleşiyor. Yani bazı canlılar seçiliyor ama seçen kim? Biziz. O zaman biz bu seçilime doğal değil yapay seçilim adını veriyoruz. Yani yapay seleksiyon. Yapay seçilim, yapay seleksiyon, doğal seçilim, doğal seleksiyon bunlar aynı şeyler. Yani seleksiyonla seçilim eş anlamlı öyle değil. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Darwin'in evrimle ilgili görüşleri arasında yer almaz? A. Doğal seçilim üremedeki farklı başarıdır. Bu doğrudur. Şöyle, ortama uyum sağlayanlar üremede başarılı oldukları için zaten yaşamaya devam edebiliyorlar. Başarılı olamayanlarsa zaten ölmüş oluyor. B. Doğal seçilim bireyler arasındaki kalıtsal varyasyonlar sonucu meydana gelir. Bu da doğrudur. Kalıtsal varyasyonlar sonucunda canlılar aynı çevre şartlarına farklı şekilde yanıt verebiliyorlar. C doğal seçilimin ürünü adaptasyonlardır. Doğrudur. Ortama uyum sağlayan hayatta kaldığı için bu da onun ortama daha iyi adapte olmasını sağlıyor ve adaptasyona yol açıyor. D çevre şartlarının kararsız olması doğal seçilimi hızlandırır. Bu da doğrudur. Çevre şartlarının kararsız olması demek çevre şartlarının çok sık değişmesi anlamına gelir. Bu bir doğal seçilime yol açacaktır. E evrimleşme hızı suda karaya göre daha fazladır. Yanlıştır. Karada suya göre daha fazladır. Daha önce de söylemiştim. Çünkü su daha korunaklı bir ortam olduğu için kara kadar çevre değişikliklerinden etkilenmiyor. 11. soru. Evrime göre aşağıdaki olaylardan hangisini meydana getiren canlılar diğerlerine göre daha sonra evrimleşmiştir? Yani bunlar içerisinde en son hangisi olmuştur diye soruyor. Sıralamamız neydi? Öncelikle bir oksijensiz solunum yapan canlı vardı. Daha sonra fotosentez ortaya çıkmıştı ama bu fotosentez oksijensiz koşulda yapılan bir fotosentezdi. Daha sonra oksijensiz koşulda yapılan bu fotosentezle ortamda oksijenin birikmesiyle oksijenli solunum yapabilen canlılar ortaya çıkmıştı. Şimdi glikolizle protein sentezini direkt eliyorum. Çünkü glikoliz ve protein sentezi canlının ortak özelliğidir. Yani şu en baştaki oksijensiz solunum yapan canlı zaten başından beri her iki olayı da gerçekleştirebiliyor. Ayrıca fermentasyon dediğimiz olayda zaten oksijensiz solunumu olduğu için bu da en son gerçekleşmedi. Elimizde ne kaldı? 2 tane fotosentezle oksijenli solunum. Önce fotosentez son oksijenli solunumu olduğu için cevabımız A olmuş olacak. Son sorudayız. Buna göre yargılarından hangileri su krizanteminde yaprakların farklı şekilde olmasının sebeplerindendir? Su krizantem çiçeğinin su içinde kalan yaprakları daha küçük, suyun üstüne kalan yaprakları daha büyüktür. Bunun sebebi nedir demiş. Şimdi mutasyon olamaz. Çünkü mutasyon olduğu zaman belirli bir yerde meydana gelmez o. Bütün vücudu ilgilendirir. Suyun içi, suyun dışı diye bir ayrım olamaz mutasyonda. 2. Kalıtsal varyasyon gene olamaz. Çünkü bu çiçeğin içeride kalanlarının tamamı küçük, dışarıda kalanların tamamı büyükmüş. Yani biz orada yaprağı su içinde büyümeye zorlarsak yapraklar küçük olacak. Yeni oluşan yaprağı suyun dışında büyümeye zorlarsak yapraklar büyük olacak. Yani burada yaprağın küçüklüğüne, büyüklüğüne çevre karar vermiş oluyor. Bu durumda da çevre yaprağın dış görünüşünü değiştirdiği için genetiğine müdahale etmeden dış görünüşünü değiştirdiği için bu olay ancak modifikasyondur ve cevabımız da C'dir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda evrimin son testini çözeceğiz. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.